Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 2 Kasım 2023, yeni bir yayınla birlikteyiz. Son günlerde düzenli video yapamıyoruz. Bazı teknik sebeplerden ve yoğunluktan kaynaklı. Bu sebepten dolayı kusura bakmayın. Şimdi bugün Mahmur Mülteci Kampı'na bakacağız. Orada yeni bazı durumlar var. Daha doğrusu durumların nereye evrileceği daha çok belli değil. Buna bakacağız. Son durum nedir, ne değildir? Gelen haberlere göre çeşitli kirli planlar yapılıyor orada Hewler ve Bağdat arasında ve Mahmur halkı da bu durumdan, bu planlardan, bu tehlikeden rahatsız. Çünkü sürekli bir baskı, saldırı altındalar ve bütün gelişmeler, bütün bu trafik, bütün bu aksiyonlar onları rahatsız ediyor, kaygı içerisine düşürüyor. Bir bu, ikincisi Irak'tan bir açıklama geldi bugün. Irak parlamentosunun güvenlik komitesi var. Güvenlik komisyonu daha doğrusu. Bu komisyonun üyesi Hüseyin Amiri, Irak'ın kendi devletinin İran, Türkiye ve Suriye arasındaki bölgelerde, yani sınır hattında duvar yapacağı, betondan duvar öreceğini açıkladı. Çünkü bu üç ülke arasında çok yoğun bir trafik var. Kürtlere karşı, Kürt örgütlerine ve partilerine karşı sürekli ilişki ve koordinasyon içerisindeler. Ama son dönemlerde bu koordinasyon başka bir aşamaya geçmiş gibi görünüyor. Buna bakarız ve İran'la Türkiye arasında da Filistin, Gazze meselesinden dolayı bir trafik başladı. Hakan Fidan önce İran'a gitti, Tahran'a. Sonra İran'ın Dışişleri Bakanı Ankara'ya gitti ve İran Cumhurbaşkanı reisinin de önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gideceği söyleniyor. Bu resmi bir açıklamaydı. Ve akabinde belki Tayyip Erdoğan da Tahran'a gider. Şimdi İran'la Türkiye meselesine önce bakacak olursak, bu iki devlet, yani bu iki ülke arasında yani yoğun çelişkiler de var. Fakat Filistin, Gazze meselesinde aynı cepheye girmiş gibi görünüyorlar. Aynı pozisyondalar. Yani tabii İran'ın Gazze meselesinde Türkiye'ye oranla daha tutarlı bir politikası var. Yani İsrail'i tümden reddediyor. İşte Hamas'ı kayıtsız şartsız destekliyor ve Hamas'ın arkasındaki bütün siyasi, askeri desteği tertipleyen, organize eden İran'dır. Bu zaten gizli bir şey değil. Ama Türkiye bir yandan İsrail'le ticari ve askeri, aynı zamanda istihbarat ve başka alanlardaki işbirliğini sürdürürken sadece lafta, işte biz Hamas'ı destekliyoruz, Filistin halkını destekliyoruz vesaire vesaire açıklama yapıyor. Yani daha çok Gazze'deki sivil halkın yaşadığı trajediyi iç siyasette bir malzeme olarak sunuyor Tayyip Erdoğan. Ama netice itibariyle şu anda İran'la birlikte söylemde de olsa aynı pozisyona düşmüş görünüyorlar. İran'la Türkiye ve bu açıdan yani daha yakınlaşacaklar. Şimdi yakınlaştıkça tabii sadece Filistin'i, Gazze'yi konuşmayacaklar. İşte Zengezur koridorunu konuşuyorlar. Çünkü İran Zengezur koridoruna karşı, İran Ermenistan'ı desteklerken Türkiye Azerbaycan'ı destekledi. Azerbaycan şimdi İsrail'i desteklerken Türkiye Hamas'ı destekledi. Yani karışık bir ilişki ağı. Fakat Türkiye, Orta Asya'daki Türkiye devletlere yönelik ticaretini pekiştirmek için İran hattını diskalifiye edip Zengezur koridoru üzerinden doğrudan bu ülkelere ulaşmayı planlamıştı. İran da bundan rahatsız ve İran Zengezur koridorundan rahatsız, ama bu Filistin meselesiyle ilişkiler yoğunlaşırsa İran bundan vazgeçebilir. Karşılığında Türkiye'den başka şeyler alacaktır elbette. Fakat günün sonunda İran ve Türkiye, eğer bu yeni başlayan trafiğe, bu ilişkiler, görüşmeler ilerlerse Irak'ta ve Suriye'de, yani Rojava ve Güney Kürdistan'da Kürtlere karşı çeşitli işbirliği girişimlerinde bulunabilirler. Yani şimdiden işte o bir birlikte hareket ederler, operasyon yaparlar falan demek belki erken olur, ama benzer noktaları çok, hedefleri zaten aynı ve bu konuda yani bir şey var, Kürtler açısından bir tehlike sinyali var gibime geliyor. Bunu not düşmek istiyorum. Bir diğer konu, şimdi Irak'la Türkiye arasında da ilişkiler var. Irak'ın savunma bakanı Türkiye'ye gitti ve Türkiye diyor ki işte orada, diyor biz evet oraya operasyon yapıyoruz. Niye? Çünkü PKK'lılar orada
Ve Irak da diyor tamam diyor biz işte bir şeyler yapacağız. Kendi sınırımızı kontrol alacağız. O zaman siz de buraya saldırmayın. Kimse de bizim sınırlarımızdan size saldırmasın. Yani bu kelimeleri onların ağzından aktarıyorum. Ve Irak savunma komitesi, parlamento savunma komitesi üyesi Hüseyin Amiri'nin bugün dediğine göre yeni bir strateji geliştiriyor. Irak kendi sınırları içerisinde yeni bir güvenlik stratejisi geliştiriyor ve bu yeni güvenlik stratejisi gereği bu stratejinin bir işte adımı olarak da İran, Irak, Irak, Türkiye, Irak, Suriye sınırında betondan duvarlar örecekler. Şimdi bu çok zor bir şeydir. Yani teknik olarak, fiziki olarak bunu yapmak zordur. Hatta mümkün değil bazı yerlerde. Irak gidecek de ta bilmem hangi işte 30 yıldır askerinin gitmediği yerlerde duvar örecek. Bu çok zor. Fakat siyasi bir şey olarak, bir karar, eğilim, bir irade olarak önemli. Yani Irak'ta şu anda mevcut hükümet İran'la birlikte biliyorsunuz Kürt partilerini, Rojava'daki Kürt partilerini devre dışı bırakmışlardı. Türkiye ile de aynı benzer noktaya gelmek istiyorlar. Bu da önemli bir nokta. Önümüzdeki süreçte bunu biraz daha hem anlarız hem de gerçekten nereye evrilecek bu trafik ona da bakmakta fayda var. Ve gelelim başlığa çektiğimiz konu Mahmur. Şimdi Mahmur'da 19 Ekim günü yani 2 hafta evvel HPG bir açıklama yaptı. Dedi ki biz artık gerillalarımızı oradan çekiyoruz. Oradaki kampın, Mahmur halkının güvenliği de Mahmurlu gençlere aittir dedi Murat Karayılan videolu bir mesaj yayınlayarak. Ve bunun ardından 3 gün sonra 22 Ekim'de gerillaların çekildiği Karaçok Tepesi dağ yani Mahmur'un arkasında Hevler yolunda Irak askerleri geldiler dediler biz burada üstleneceğiz. KDP güçleri de gelip dedi biz burada üstleneceğiz ve kavga çıktı. Neticesinde 3 peşmerge öldü, katledildi. İşte yaralı olan askerler ve KDP'li işte silahlı güçlerden birkaçı da yaralandı. Ve bugün Sirvan Barzani kendi KDP'nin yani Mesut Barzani'nin yeğeni bir duyuru yaptı. Dedi ki biz Irak'la anlaştık ve bu anlaşma gereği olarak 3 noktada biz olacağız. 3 noktada da Irak askerleri olacak. Yani 6 askeri nokta kurulacak oraya. 3'ü onlar, 3'ü bunlar. Bunun üzerine Mahmur halkı dedi ki biz bu tehlikeli bir şeydir. Bu bizim hayatımızı riske atıyor. Çünkü KDP'ler 3 yıldır bize ambargo uyguluyor. 3 yıldır evlere gidemiyoruz. 3 yıldan fazladır. İlaç alamıyoruz, yiyecek alamıyoruz, su alamıyoruz. Hiçbir şekilde Hevler'den Mahmur'a gitmek mümkün değil. Mahmur'dan Hevler'e gitmek mümkün değil. Mahmur halkı kendi temel ihtiyaçlarını gidermek için Musul, Kerkük yolunu, güzergahını kullanmak durumunda kalıyor. Ve KDP'lerin oraya gitmesi, MIT'in gitmesi anlamına geliyor. Ve MIT'in de gitmesi oranın sürekli hedef olması, sürekli hava saldırılarına maruz kalması anlamına geliyor. Mahmur halkı bunun üzerine bir protesto eylemi düzenledi ve orada yani kamp yakınlarındaki Irak'ın Bağdat hükümetinin askeri noktasına kadar gittiler. Orada bir görüşme gerçekleşti ve bu görüşme neticesinde Iraklı yetkililerin Mahmur halkı sakinlerine bu duyurunun doğru olmadığı söylenmiş. Yani demişler öyle bir şey yok. Biz işte şey yapmadık yani biz KDP'yle öyle bir anlaşmamız yok. Biz buradayız. Karaçoğut KDP'ye teslim etmedik. Birbirimize güvenmemiz lazım. Her noktada Irak hükümet güçlerinin bulunacağını belirtmişler. Ve pardon Mahmur halkı yetkilileri de demişler biz de durumu takip edeceğiz. İkna olmazsak eylemlerimizi sürdüreceğiz. Bu durum üzerine eylem yani protesto eylemi bitti. Ama orada gergin bir durum var. Çünkü Iraklı yetkililerin de onları sakinleştirmek için yani manipülasyon yaptıkları mümkün. Niye? Çünkü Sirvan Barzani ve beraberindekiler yani KDP'nin askeri yetkilileriyle Bağdat hükümetinin askeri yetkilileri bu olayın yaşandığı yerde birlikte bir teftiş yaptılar. Görüntüleri var, fotoğrafları var. Yani oraya yani bir şey var, bir ortak teftiş var. Ve zaten bir soruşturma komisyonu kurulmuştu 22 Ekim çatışmasından sonra. Dolayısıyla Irak'la
Bağdat'ın yani Bağdat'la KDP'nin bir noktada uzlaşmaları mümkün. Fakat bu uzlaşmanın çerçevesi ne olacak? Gerçekten KDP orada üstlenecek mi? KDP üstlenecekse o KDP kıyafeti ve bayrağı üstlenenler gerçekten KDP'li mi yoksa Türkiye MİT'i mi? Yani esas soru bu. Irak bunu kabul eder mi? Bunlar hepsi soru işareti. Yani tehlikeli bir durum var. Ona işaret etmek istiyorum. Çünkü Iraklı yetkililer de aslında durumun farkında az çok. Burası yani Mahmur ilçesi ve Mahmur kampı yani ilçenin biraz dışında. Kürdistan bölgesi toprakları yani coğrafik olarak Kürdistan bölgesi ama Federal Kürdistan bölgesinin sınırları dahilinde değiller. Aslında 2014'te fiilen girdi. Yani IŞİD'in oraya gelmesi ardından püskürtülmesiyle oraya girdi. Yani Kürdistan Federal Bölgesi'ne dahil oldu ama 2017'de KDP bağımsızlık referandumu yapıp referandumdan sonra Kürdistan topraklarının yarısını Bağdat'a bırakıp kaçtıktan sonra burası tekrar Irak hükümet güçlerinin kontrolü altına girdi. Yani tartışmalı bir konu. Zaten Irak Anayasası'nda 140. madde var. Referandum olacak da bilmem ne olacak. Yani Kerkük'ten Hanafin'den işte Mahmur'a kadar 20 yıldır aynen yani ilk 18 yıldır 2015'ten bu yana referandum olacak ve halk ne karar verecekse ona göre işte buraların kaderi belirlenecek deniliyor. Ama bir türlü bu referandum olmuyor. Referandumu boş verin. Kerkük'te 5 yıldır vali seçimi bile olmuyor. İşte bir Kürt olması lazım. KDP diyor ben olmazsam o zaman bir Arap olsun. YNK başka bir şey söylüyor. Yani karışık bir durum. Kısacası şu anda Mahmur'un arkasındaki bu Karaçok bölgesinde Iraklı askerler bulunuyor. Ama hemen berisinde KDP'ler de bulunuyor. Gerçekten Iraklı askerlerin dediği gibi burası KDP'ye bırakılacak mı, bırakılmayacak mı? Bırakılacaksa Mahmur halkı bunu kabul etmeyecek, yeni bir gerilim olacak. Bu tepkiyi dindirmek için başka senaryolar devreye koyacaklar mı, koymayacaklar mı bunu bilmiyoruz. Bunu takip edip birkaç gün içerisinde anlamak gerekiyor. Ama Türkiye'nin gerek KDP üzeri ve gerekse de Bağdat üzeri burada sürekli saldırı fırsatları kollayacağını ve Mahmur ve çevresinde etkili olmaya çalışacağını unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu akşam yani bunu yorumlamak istedim ve neticede şöyle bir durum var. Yani Irak'la Türkiye, İran'la Türkiye yani şöyle bir şey de var. Şu anda İran Musul ve çevresinde çok etkili. Yani evet Irak'tan bahsediyoruz ama orada bir de İran var. Dolayısıyla İran'la Türkiye, İran'la Irak, Irak'la Türkiye arasındaki bu trafik ve Gazze meselesiyle birlikte yoğunlaşan, ivme kazanan bu trafik Mahmur, sadece Mahmur değil, genel anlamda ama özel olarak da Mahmur'a da bir etkisi olacak diye düşünüyorum. Bu sebeple bunu gündeme getirmek istedim. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.